Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video derste beraberiz. Bu dersimizde şu an ekranda görmüş olduğunuz su materyalinin nasıl hazırlanacağını inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi alacağımız render çıktısının, yani materyalimizin tüm ayarlarını girdikten sonra elde edeceğimiz sonuç bu olacaktır arkadaşlar. Şimdi öncelikle materyal editörümüze gelelim. Bir saniye arkadaşlar. Ufak bir kitlenme oldu Max'te. Evet, sorun düzeldi. Şimdi bizim materyalimiz bu arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Render çıktısında gözüken ile bu slotta gözüken arasındaki renk farkı ve nosi, yani dalgalanma farkı neden kaynaklanıyor? Bu slotun ön izlemesinde gözüken de daha sıktır dalgalanmalar, ama renderımızdakinde ise daha geniş, daha bir gerçeğe yakın bir dalgalanma söz konusu. Şimdi arkadaşlar, normal şartlarda bu, hani gerçek hayatta da bulunabilen boyalı bir su. Özel bir sıvı içine döküyorsunuz. Bu tonları da ne kadar az koyarsınız o kadar açık, ne kadar çok koyarsınız o kadar koyu tonlarda elde ediyorsunuz. Genelde bu katalog çekimlerinde ve fotoğraf çekimlerinde kullanılan bir tercih. Herhangi bir nesnenin içerisinde su olduğunu belli etmek. Şimdi arkadaşlar, renk farkı ise zeminden kaynaklanıyor. Hani suyu kullandığımız materyal beyaz, seramik kaplama. Bir lavabo içerisinde kullanmışız biz bunu. Rengi o yüzden beyaz daha açık çıkıyor. Şimdi materyal editörü geri dönelim. Şimdi slotun ekran açık olduğu için arkadaşlar birazcık yavaşlamaya sebep oluyor. Onu kapattığımızda sorun düzelecek. Evet. Şimdi hemen bunu kapatalım. Şimdi tekrar yanlışlıkla tıkladık arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim ana özelliklerimize. Şimdi arkadaşlar, burada difüz rengimiz beyaz. Yansıma rengimiz 25 RGB'si. Sonrasında parlaklık 0.9. Şeffaflık %100, yani 255 255 255. Burada exit color kullanmıyoruz arkadaşlar, o genelde cam gibi nesnelerde kullanılıyor. Fog color arkadaşlar 163 243 255. Zaten buradaki renkler birbiriyle uyuşuyor. Fog multiplier arkadaşlar 0.06. bu değeri ne kadar yükseltirsek buradaki suyumuzun rengi o kadar koyulaşacak. Mesela bu 0.06, biz bunu 0.1'e getirelim arkadaşlar. Daha koyu bir su rengi elde etmiş oluruz. 0.06 bizim için ideal bir renk arkadaşlar. Tabii siz bu sahnenize göre kendiniz göre de bir değer belirleyebiliyorsunuz. Sonrasında bump
materyalinde arkadaşlar map kısmında nosi var. Nosi değerimiz de 15 15 15. Onun dışında herhangi bir ayarda oynama yapmadık. Tabi bu 15 değerleri böyle bir nesne içerisinde kullandığımız su için geçerli. Siz bu değerleri kendinize göre alçaltabilirsiniz de yükseltebilirsiniz de. Bu tamamen sahnenizle orantılı bir durum. Suyumuzu bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Materyalimizin özelliği de bu. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu olun.